Aslında çok ağır eleştirilerde bulundunuz geçmişte. Gerek AK Parti'ye gerek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ve hatta bu seçim sürecinde de yine Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce meydanlara çıktı ve bu meydanlarda sizin geçmişte kullandığınız, sarf ettiğiniz bu kelimeleri de gösterdi. Ama şimdi baktığınızda bir ortaklık söz konusu. Geçmişte söylenen bu sözlere altına imzamı atıyorum ve kenarda tutuyorum derken, yani rafa kaldırdığınız zaman. Geçmişte ne söylemişsem onun arkasında olduğumu söylüyorum. Rüşvet iddialarıyla yolladı Erdoğan'a, üslubunu daha da sertleştirerek. Yeni Türkiye şerefsizliğin kürsüye çıkması, başkanlık rütbesi almasıdır. Devletin kasasını zimmetine geçirirken basılmış bir adamdan söyleyiniz bana Cumhurbaşkanı olur mu? Gayet. Bizim Recep Tayyip Erdoğan isimli bir kardeşimiz yoktur, olamayacaktır. Türk'üm demekten rahatsız olan bir adamın ülkücü kardeşi olamaz. Şerefini gömlek gibi giyip çıkartan, tarafsızlık yeminini ampul gibi yakıp söndüren bir şahsiyet Türkiye'ye istikamet çizemez. Zıvanadan çıkmıştır. Erdoğan aklıyla arasını açmış. Klinik bir vaka haline gelmiştir. Ya kaçacak ya da adalete hesap verecektir. Hatırlattı, yüklenmeye devam etti. Senin yaptıklarını ancak iblis teşebbüs edecektir. Erdoğan, sen yakın tarihimizin en yanlış şahsiyetisin. Artık iyice anlaşılıyor ki sende şeref ve mertlik işportaya düşmüş. Hurdaya çıkmış. Fakat Erdoğan bana mısın demiyor. Sanki duvara konuşuyor. Alçaksın ve şerefsizsin. Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın? Hadi Cumhurbaşkanı olmanı geçtik de nasıl bir insansın? Sende hiç mi bir Allah korkusu yok? Türk'le kefen biçen kahpelerle Bob kafesine girdiler. Çok, çok ağır sözlerle yüklendi. Şerefsizlere sesleniyorum. Yarın Türkiye'de kaçacak delik arayacaksınız. Erdoğan'a şeref nedir diye sorsak ilk kez duyuyorum. Nerede satılır, hangi villada bulunur diye cevap verir. Girmiş demektir. Ey 17-25 Rumuzlu haram elebaşısı, ey PKK şubesi, ey Oslo hayranı, ey Kandil aşığı, ey İmralı sevdalısı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan şahıs PKK'ya varlığını adamış, ruhunu ipotek ettirmiş, bir katile umut bağlamıştır. Bu ne kepazeliktir? Bu ne utanmazlıktır? Sayın Davutoğlu, senin sağ gözün İmralı canisi ise sol gözün 17-25 Erdoğan'dır. Bonzai benzetmesine getirmesi ve düellonun başlaması gecikmedi. Bonzai Bahçeli, Bonzai Kılıçdaroğlu. Sen bu sözleri ya haplandın da kullandın ya da tehditle söyledin. Molotov Bahçeli, Molotov Kılıçdaroğlu. Sayın Davutoğlu, var git işine. Vatan topraklarını bırakıp kaçan onlardır. İmralı canisiyle pazarlık yapan şerefsizler yanlışın ve yozlaşmanın kucağındadır. Etmeden. Sayın Davutoğlu, sen git de saraydaki abin gelsin, karşımıza 17-25 Erdoğan çıksın. Lanetle suçladı. Erdoğan, gösterdiğin anayasa seni kurtaramayacaktır. Ve anayasa senin vatana ihanet ettiğini çok açık belgeleyecek. İkçe yasa dışı yollardan devreye girmektedir. Kanun kaçağı ve adalet kaçkını bir şahıs Cumhurbaşkanlığı makamını işgal etmektedir. De rüşvet ve hırsızlığın çıkmayacak lekesi bulunan bu despotun gözünü adeta hırs ve kan bürümüştür. İfade edeyim ki Türkiye'nin en ciddi sorun ve açmazı 17-25 Recep Tayyip Erdoğan. Her gün hakaret ediyor. Peki kimdir bu gafil? Kendisine Cumhurbaşkanı diyen 17-25 Erdoğan. Beheydensiz, behey kanun tanımaz, ahlak bilmez.
Sen cumhurbaşkanısın, sen devletin başısın. Ne geziyorsun meydanlarda? Bizimle ne uğraşıyorsun? Oyundur, yalandır, aldatmadır, tuzaktır, komplodur, riyadır, ihanettir. Dün bize Kars'tan Esat'ın, Pensilvanya'nın, Kandil'in milliyetçisi diyor. Halt ettin Erdoğan. Yine çaktın Erdoğan. Yine yanlışa battın. Biz zalim Esat'a çok şükür kardeşim demedik. Ailece tatile çıkmadık. Biz Pensilvanya'nın kuyruğunda gezmedik. 12 yıl birlikte olmadık. Hele hele Kandil'in yolunu hiç bilmedik. Ve sadece gidersek Türk bayrağı dikmek için gideceğimizi söyledik. Erdoğan, sen Esat'ın kirli ve kopyası, bir kopyası, Pensilvanya'nın eski sevdalısı, Washington'un daimi tutsağı, Kandil'in tavizsiz havarisi, Ermeni hısmı, Türklüğün yaşayan düşmanısın. Biz geçmişte kendisine PKK'yla görüşüyorsun dedik. Yine şerefsizlik polemiğine başvurdu. Kaybetti. Cumhurbaşkanı görevine başlarken şeref ve namus üstüne yemin etti. Kaybetti. Şimdi bir kez daha ispat bekliyor. Aksi takdirde alçaklıktan namertliğe kadar sövüp sayıyor. Erdoğan, bilesin ki bizim ispatlamamıza gerek yoktur. Sen zaten her şeyi ispat ediyorsun ve şerefsizliğin kara bulutlu başının üzerinden bir türlü ayrılmıyor. Kazdığın kuyuya yine kendin düşüyorsun. Ektiğin rüzgarı fırtına olarak biçiyorsun. Erdoğan, sen yakın tarihimizin en yanlış şahsiyetisin. Milletimiz adına çok üzülüyorum. Elazığ adına kahrediyorum. Böyle birisinin cumhurbaşkanı olması yıkımdır, kayıptır, zulümdür ve milli ve manevi depremdir. Erdoğan'ın çok yakında maskesi düşecektir. Çok yakında eski günlerini mumla arayacaktır. Ve günü geldiğinde ya kaçacak ya da adalete hesap verecektir. Siyaset sürekli yalan söyleme. Dün söylediğini bugün inkar etme. Dün ak dediğine bugün kara deme sanatı değildir. Siyaset tutarlılık ister. Siyaset doğruluk ister. Dürüstlük ister. Siyaset omurga ister.